Sivil Dayanışma Platformu tarafından organize edilen anayasa değişikliği toplantıları kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Elazığ'a geldi. Uçum Elazığ'daki programı öncesinde Tunceli'ye giderek tanıtım toplantısına katıldı. Sivil Dayanışma Platformu'nun koordinatörlüğünü yaptığı anayasa değişikliği tanıtım toplantıları kapsamında geldim. Gerçekten bu anayasa değişikliğinin tabii bir siyasi müzakere boyutu var. Bir entelektüel müzakere boyutu var. Bir de sivil müzakere boyutu var. Anadolu'daki bu toplantıları çok fazla önemsiyorum. Her ilde hem sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüş alışverişi yapılıyor. Hem halk buluşmalarında çok geniş katılımlı karşılıklı değerlendirmeler oluyor. Bir boyutu var, anayasa değişikliğinin içeriğini objektif olarak anlatmak. Bir başka boyutu daha var. Kafalarda sorular oluyor ya da katkılar oluyor ya da değerlendirmeler oluyor. Onlardan beslenmek. Bu yanıyla baktığımızda Anadolu'nun kendi iradesini bu ortamlarda öne çıkarmasından son derece memnunum. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şoay Alpay da Tunceli'de düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı. Milli bir mesleği olarak değerlendirdiğimiz, ülkenin ve milletin geleceği için, istikbal için ve ikbal için önemli bir mesleği olarak değerlendirdiğimiz bu mesele için yollardayız. 16 Nisan'a kadar Rabbim sağlık verirse, izin verirse gece gündüz koşturacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz. Süre kısaldı ancak gördüğümüz şey şu, onu çok rahat ifade edebilirim. Evetlerin giderek de yükseldiğini görüyoruz. Hamdolsun oldukça iyi durumda. Ben özellikle 16 Nisan'da bu aziz milletin çok güçlü bir evet diyerek, yüksek oy oranıyla evet diyerek bu konuda üzerine düşeni yapacağını ve ondan sonra seçecek Sayın Cumhurbaşkanı'na, ekibine ülkenin yönetimini teslim edeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Tunceli'deki programın ardından Elazığ'a gelerek Elazığ AK Parti Teşkilatı tarafından her yönüyle Cumhurbaşkanlığı sistemi konulu panele katıldı. Panelde Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Olsan Demir, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Anayasa değişikliğinin sistem içi bir revizyon olmadığını, bir sistem reformu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa değişikliğinin iki tane yönünün olduğunu dile getirdi. Bu anayasa değişikliği şimdiye kadar olanlardan farklı olarak, şimdiye kadar olan 18 değişiklikten farklı olarak bir sistem içi revizyon değil. Hakikaten 82 anayasası 1987'den bugüne kadar tam 18 kez değişti. 30 yıllık süreçte 18 anayasa değişikliği yaptık. Bu 18 anayasa değişikliğiyle bu anayasanın neredeyse 3/2 maddesine dokundu. Ama bu değişikliklerin özelliği şuydu. Eski bir aracı tamir ederek ihtiyacımızı karşılamaya dönük değişiklikler. 20. yüzyılda yapılandırılmış demode, halkla mesafeli, hatta yer yer halk karşıtı bir aygıtı biz halkın talepleri ve ihtiyaçlarına yakınlaştırabilmek için revizyonlar yaptık. Ama bu değişiklik artık bir sistem içi revizyon değil. Bu değişiklik bir sistem reformu. O yüzden diğerlerinden nitelik olarak ayrılıyor. Bu değişikliğin başka bir özelliği daha var. O da şudur. Bu değişiklikle birlikte Türkiye'de hukuk anlayışı da değişiyor. Soruyu şöyle sormak lazım. Hukuk tek başına bir anlam ifade eder mi? Ya da devlet milletten bağımsız bir anlam ifade eder, etmez. Ne hukuk ne devlet kendisi için şeyler değildir. Hukuk da devlet de millet içindir. Hukuk da devlet de milletin hayatını kolaylaştırmak içindir. Hukuk da devlet de milleti güven altında tutmak içindir. Hukuk da devlet de milletin refahını artırmak içindir. Hukuk da devlet de milleti hem bölgesinde hem küresel seviyede güçlü kılmak içindir. Parlamenter sistemde partiye oy vermenin, milletvekili adayına oy vermenin önüne geçtiğini de aktaran Uçum, anayasa değişikliğinin devleti millete emanet etme değişikliği olduğunu ifade etti. Şimdi halk meclise gittiğinde öncelikli değerli hükümet kurmaktır. Yoksa milletvekilliği adaylarına bakarak o seçimde karar vermiyor. Bazen benimsemediği milletvekili adayları olsa bile partisi mecliste